Selamlar arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Canıl Mobile sponsorluğunda yeni çıkarmış oldukları telefon CM Phone X 5G'ye birlikte bakacağız. Telefon da burada. Şimdi arkadaşlar, cihaz tasarım anlamında arkasında ilginç bir beşli dizilim taşıyor. Ben ilk olarak buradan başlamak istiyorum. Bu beşli dizilimin 4 tanesi lens, bir tanesi flash. Bu lenslerden makro olan 2 megapiksel f2.4 değerine sahip ve 4 cm yakına kadar çekim yapabiliyor. Fakat makroda şunu unutmayın, hani böyle dibine kadar girdiğinizde her zaman oturmayabilir. İlla ki makro çekimde aradan bir yerlerden azıcık ışık girmesi lazım. Yani bu 4 cm öyle tanımlayın. Bir adet derinlik efekti veren lensimiz var. Bu da 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Bir adet ultra geniş açılı kameramız var. Bu da 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Son olarak tam olarak 200 megapiksel değerinde f1.8 diyafram değerine sahip Matrix AI destekli ton lensimiz var. Bu 200 megapiksel f1.8 değerinde olan lens biraz önemli arkadaşlar. Çünkü 4K çekimleri ve elektronik görüntü sabitleme özelliğini bu lensle bulabiliyor. Bir de yine düşük ışıkta yaptığınız çekimlerde renklerin daha iyi görünmesi için Pürsel Plus S adı verilen bir teknoloji de yine bu 200 megapiksellik lensin içerisine dahil. Gelelim kamera performanslarına. Ben harbiden özellikle arka kameranın çektiği fotoğrafları beğendim. Yani ışık düzgün olursa, böyle ortam çok karanlık değilse ve bir takım ayarlamaları düzgün yapabilirseniz kameralar son derece güzel sonuçlar veriyor. Ha, şöyle bir durum var. Bir de gece modu var arkadaşlar. Gece modunda çektiğim fotoğraflar da bence etkileyici. Ama böyle çok fazla zoom yaparsanız içerideki yıpranmaları fark edebilirsiniz. Genel anlamda şöyle bir fotoğrafları toparlayayım arkadaşlar. Hem ön kamerayla hem de arka kamerayla farklı farklı çekimler yaptım. Sonuçları siz de görüyorsunuz. Bence renkler gayet güzel görünüyor. Fotoğraflarda herhangi bir ciddi bir sıkıntıyla ben karşılaşmadım. Arka tarafı bulanıklaştırma işini bulunduğu segmentteki cihazlara göre gayet başarılı yapıyor. Biraz gelelim isterseniz video tarafına. Değerli arkadaşlar, video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS videolar çekebiliyorken ön tarafta 1080p'ye 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Kendisi 16 megapiksel f2.5 diyafram değerine sahip. Çok böyle aman Allah'ım ağım şahımlık bir kamera değil ama gündelik işlerinizi rahatça çözebilirsiniz. Bir de kendisine bir ses kaydı yaptım. Hemen bir onu dinleyelim. Arkadaşlar merhaba. Şu anda sesimi Canıl Mobile Phone X 5G'nin mikrofonundan duymaktasınız. Bu aynı zamanda onun ön kamerası oluyor. Şimdi video tarafından bahsetmiştik arkadaşlar. Elektronik görüntü sabitleme özelliği var cihazda. Fakat videolara girdiğinizde üst kısımda ayarlar var. Onu 4K'ya çekerseniz elektronik görüntü sabitleme özelliğini kullanamıyorsunuz. Yani 4K videolarınızı genelde cihazı sabit tutarak çekmeniz önemli. Fakat kaliteyi 2K'ya düşürürseniz o zaman elektronik görüntü sabitlemeye ulaşabiliyorsunuz. Ben hani 2K'da elektronik görüntü sabitleme açık bir şekilde bir tane video çektim. Şu anda onu izliyorsunuz. Bu videoda yürüyorum, koşuyorum falan filan. Hani ne yırtılmalar, böyle aradaki şeyler, böyle smooth geçişler olmuş. Tabii ki de bir optik görüntü sabitleyici performansı beklemiyoruz kendisinden. Fakat yine fiyat segmenti de hesaba katıldığı zaman elektronik görüntü sabitleyici 2K videolar gayet yeterli arkadaşlar. Ya sürekli videoda yeterli, güzel falan filan diyor. Siz böyle şeylere biraz böyle bir tepki koyuyorsunuz haklı olarak, yani hiç mi negatif bir yanı yok diye. Fakat arkadaşlar, daha kameralar bölümündeyim, şunu belirtmem lazım. Kameralarını gerçekten beğendim ya. Bunu size açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Gelelim artık performans testimize. Tabii ki de 10 dakikalık bir adet PUBG'ye oyun oynadım arkadaşlar. PUBG'nin ayarlarını ellemedim. Normal kendi standart ayarlarıyla oynadım. Oyun bölümündeyken şunlardan da hemen bahsedivereyim. Ekranımız 120 Hz, bataryamız ise toplam 4700 mAh. Dakikalık oyun testinin sonunda cihaz yine başarılı bir performans gösterdi değerli arkadaşlar. Sıcaklığı sadece 3 derece arttı. Bataryası ise sadece %2 düştü. Oyun testimizi bitirdik. Artık geliyoruz tasarım kısmımıza. Arkadaşlar, ekranımız 6.78 inç AMOLED ve 120 Hz bir ekran. Hem 120 Hz olması hem de AMOLED olması oyunlarda renklerin böyle çok güzel görünmesini ve akışkanlıkta size herhangi bir sıkıntı yaşatmamasını sağlıyor. Yani bu fiyat segmentinde 120 Hz'in General Mobile tarafından sunulmuş olması gayet güzel bir durum. Bunun haricinde tabii ki de dizi, film, video izlerken bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Ekranın kavisli olduğunu belirteyim. Yaklaşık %94'lük bir ekran gövde oranımız var. Çözünürlüğümüz ise 2412x1080 değerinde. En genel anlamda cihaz hem elinize aldığınız hem de masada orada burada durduğunda tasarım anlamında premium bir his veriyor. Fakat şöyle bir sıkıntı olmuş. Cihazın ön çerçeveleri biraz kalın olmuş. Ön çerçevelerini daha ince yapıp ekranı tam sonsuz gibi gösterebilseydik çok daha güzel olurdu. Yani tasarım anlamında bunu kafaya takmıyorsanız problem değil. Aynı zamanda nokta çentik kullanılmış arkadaşlar. Daha ince bir çerçeve olsaydı bu cihazın görüntüsü
görüntüsü bambaşka olurdu. Bunların haricinde ekrana gömülü bir parmak izi okuyucumuz var. Tabii ki de yüz tanım özelliği de cihazın içerisinde mevcut. İşlemcimiz MediaTek Dimensity 5G 7050 6 nanometrelik bir işlemci arkadaşlar. Bu işlemcinin en önemli özelliği özellikle ısınmaya karşı yüksek dirençli olması. 8 çekirdekli bir yapısı var. Bunlardan 2 tanesi 2.6 GHz bandında çalışan ARM Cortex A78. Diğer 6 tanesi ise 2.0 GHz bandında çalışan ARM Cortex A55 çekirdekleri. Ayrıca yine cihaz bünyesinde ARM Mali G68 ekran kartını da barındırıyor. Bir de arkadaşlar bu işlemcinin çıkışında şöyle bir iddiası vardı. Biz orta segmente 200 megapiksel kamera desteğini getireceğiz diye. Görmüş olduğumuz gibi bunu başarmışlar. Orta segment bir cihazda 200 megapiksellik kamera bu işlemci sayesinde var. RAM tarafında cihazın fiziksel RAM'i 8 GB. Fakat sanal RAM özelliğiyle birlikte kendisini 16 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz. Yani dilerseniz 12'de yapabilirsiniz. Bu sizin o anki ihtiyacınıza bağlı olarak. Depolama alanımız 256 GB. Şarj tabii ki de 66 wattlık hızlı şarjı destekliyor. Portumuz ise USB Type-C port. İşletim sistemi de Android 13. Peki şöyle bir soru soralım. Çağdaş bunları geç. Alınır mı? Diyorsanız arkadaşlar bence fiyatındaki cihazlar hesaba katıldığında bu telefonun özellikle kamera özellikleri ve oyun testine vermiş olduğu sonuçlar gayet güzel olduğu için bence gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. Ha bir tasarım takıntınız varsa bunun ön çerçevesi çok kalın. Aslında şöyle kapalı tuttuğunuz o kadar da kalın görünmüyor da buraya beyaz bir şey geldiğinde şu kenarlar biraz kalın çıkıyor. Böyle bir takıntınız varsa hani tercih etmeyebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Bu fiyat segmentinde bulabileceğiniz en iyi cihazlardan bir tanesi bu. O yüzden gerçekten gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kamerası da iyi. Kamerası şu anlamda da iyi. Hani böyle diyelim artık hepimiz internette online işler yapıyoruz. Hani internette bir şey satıyorsundur. Bir ürün videosu çekmen gerekiyordur. 4K çekmen gerekiyordur falandır filandır. Bu tarz şeyler için de gönül rahatlığıyla bu cihazı kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de ben abi elektronik görüntü sabitleyici bana etmez. Optik sabitleyici alacağım falan filan gibi yüksek beklentiniz varsa zaten bütçeyi 50 bin lira filan bandına çekmeniz gerekiyor maalesef. Fiyatlar konusuna girdim. Bu cihazın fiyatından da çok fazla bahsettim videonun içerisinde. Arkadaşlar fiyatlar ne Canel Mobile markası yüzümden ne benim yüzümden bazen bana da kızıyorsunuz çünkü yorumlarda. Ne de işte herhangi bir teknoloji influencer'ı yüzünden yükseliyor. Fiyatlar maalesef şu an bizden bağımsız olarak yükseliyor. Yani şimdi normalde bu cihazın fiyatı hani uygun fiyatlı, fiyatını alabilecek en iyi telefon diyoruz ama içimdeki ses şunu söylüyor. Normalde pahalı ama her şey şu an pahalı. Yani maalesef o pahalı bareme göre bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Son sözlerim budur. Başka videomda görüşmek üzere. Ha şeyi unutuyordum. Hani ürün hakkında daha fazla detaylı bilgi isterseniz açıklama kısmına bir adet link bıraktım. Ona tıklayabilirsiniz. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.